60. sohbet. Mala yani terk etmek. Bu konuşma Hicret'in 546. yılında Recep ayının 13. günü çarşamba akşamı medresede yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar: kişinin mala yani lüzumsuz fuzuli şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşunun alametlerindendir. İyi bir Müslüman olan her insan daima lüzumlu ve faydalı şeylere yönelir. Mala yani'den, yani lüzumsuz ve faydasız şeylerden ise kaçınır. Mala yani ile iştigal etmek, aylak, işsiz, güçsüz ve heves peşinde koşanlar içindir. Rabbinin rızasından mahrum kişi, emrolunduğu şeyleri yapmayıp, emrolunmadığı şeylerle meşgul olan kişidir. Bu hal, Allah'ın rahmetinden mahrumiyetin, ölümün ve ilahi rahmetten uzaklaştırılmış olmanın ta kendisidir. Dünya işleriyle meşgul olman da yine salih ve iyi niyete muhtaçtır. Yani dünyevi işlerinde yine salih, halis ve iyi niyetlerle yapılması gerekir. Dünya işidir diye onları ihlassız ve halis niyetsiz yapmak doğru olmaz. Aksi halde niyetteki hulussuzluktan dolayı Allah'ın gazabına uğrarsın. Sen önce kalbinin temizliği ile meşgul ol. Kalbinin temizliği. Zira kalp temizliği farzdır, mecburidir. Kalbini temizledikten sonra marifetullah tahsiline yönel. Kalbinin temizlenmesi asıldır. Asıl olanı yerine getirmeden daha sonraları yapılacak işlerle meşgul olmaya kalkışırsan bu kabul edilmez. Kalp pis, necis olduğu sürece diğer uzuvların temiz olmasının faydası yoktur. Çünkü kalp asıldır, köktür, temeldir. Diğer uzuvlar ise dal budak mesabesindedir. Uzuvlarını sünnete uyarak, yani Allah Resulü'nün ahlakı ile ahlaklanarak temizle. Kalbini de Kur'an ile amel ederek temizle. Kalbini temizle ve koru ki diğer uzuvların korunsun. Diğer uzuvlarının korunması kalbinin her türlü menfi ve kötü duygu, temayül ve ihtiraslardan korunmasına bağlıdır. Her kaptan ancak içindekinin kokusu çıkar. Bir kabın içinde hangi madde bulunuyorsa döküldüğünde dışarıya ancak o çıkar. Tıpkı bunun gibi senin kalbinde de ne gibi duygular mevcutsa uzuvlarından da ancak o duygular zuhur eder. Aklı senin sahibi, senin halen içinde bulunduğun bu mala yani ile iştigal hali, ölüme iman edip sarsılmaz ve kati bir şekilde inanan kişinin hal ve hareketi değildir. Senin bu halin bir gün olup hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacağına inanan ve ona hesap vermekten korkan kişinin hal ve hareketi değildir. Zira bütün bunlara inanan kişi böyle lüzumsuz ve fuzuli şeylerle uğraşmaz. İman ve Allah sevgisi yönünden sıhhatli ve kemale ermiş bir kalp tevhid ile dopdoludur. Tevekkül ile dopdoludur. Kati ve sarsılmaz bir inançla dopdoludur. Tevfik, ilim ve imanla dopdoludur. Aziz ve celil olan Allah'a yakınlıkla dopdoludur. Bütün insanları acz, zillet ve fakr, muhtaçlık gözüyle görür. Hepsinin aciz, zelil ve muhtaç olduğunu bilir. Bununla beraber bir küçük çocuğa karşı bile asla kibirlenmez, büyüklenmez. Kafirlerle, münafıklarla ve bile bile Allah'a isyan edenlerle karşılaştığı zaman yırtıcı bir arslan kesilir. Bunu sırf Allah için yapar. Kafirlerin, münafıkların ve günahkarların ibret alması için yapar. Onun gözünde bu kişiler yere atılmış birer et parçası mesabesindedirler. O derece değersiz ve acizdirler. Kafirlerle münafıkların ve günahkarların karşısında yırtıcı bir arslan kesilen bu kalp, salih ve takva sahibi kişiler karşısında gayet mütevazidir, alçak gönüllüdür, gösterişsizdir. Nitekim aziz ve celil olan Allah, belli başlı hususiyetleri bunlardan ibaret olan Allah dostlarını dile getirerek şöyle buyurmuştur: onlar
kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Fetih Suresi 29. ayet. Vah sana ey bidat sahibi kişi! Şunu iyi bil ki Allah'tan gayri hiçbir varlık ben Allah'ım diyemez. Aziz ve celil olan Allah konuşur, dilsiz değildir. İşte bunun içindir ki Musa aleyhisselam ile konuşması hadisesini tekit ederek, yani kuvvetle belirterek şöyle buyurmuştur. Allah Musa'ya da hitab ile konuştu. Nisa suresi 164. ayet. Şanı mübarek ve yüce olan Allah'ın işitilen ve duyanlar tarafından anlaşılan kelamı vardır. Musa aleyhisselama hitaben şöyle buyurmuştu. Ya Musa, şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim, ben. Kasas suresi 30. ayet. Şanı mübarek ve yüce olan Allah, ben Allah'ın sözüyle şu hususları dile getiriyor. Ben melek değilim, cinlerden bir varlık değilim, insanlardan biri de değilim. Bilakis alemlerin Rabbiyim. Firavun ahalisine hitaben, ben sizin en yüce Rabbinizim demekle yalan söylemiştir. Benim haricimde uluhiyet iddiasında bulunmakla yalan söylemiştir. Allah benim. Ne Firavun ne de diğer insanlardan bir başkası Allah değildir. Musa aleyhisselam o şiddetli hüzün, keder ve varlığa düşünce, daha önceleri gizli kalmış imanı ve sarsılmaz inancı ortaya çıktı. Gecenin karanlığı ve karısının çekmekte olduğu acının basmasıyla aziz ve celil olan Allah ona alametlerini isar etti, gösterdi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam yanındakilere şöyle dedi. Siz burada durun. Hakikat ben munis bir ateş gördüm. Taha suresi 10. ayet. Musa aleyhisselam şunları demek istiyordu. Ben bir nur ışık gördüm. Benim özüm, kalbim, manam ve sırrım bir nur gördü. Ezelde hakkımda takdir edilen hüküm geldi. Hidayetim geldi. İnsanlardan gına geldi. Bana velayet ve hilafet geldi. Bana asıl olan geldi. Tali derecedeki gitti. Bana hükümdar bizzat kendisi geldi. Hükümdarlık ise benden gitti. Firavun korkusu benden gitti. Şimdi bu korku Firavun'a intikal etti. Artık o korksun. Musa aleyhisselam aile efradına bunları söyledikten sonra kendilerine veda etti. Onları aziz ve celil olan Rabbine teslim ederek bir nur, ışık olarak gördüğü ilahi tecelliye doğru yola çıktı. İşte mümin de böyledir. Aziz ve celil olan Allah onu kendisine yakınlaştırdığı ve zatına yakınlık kapısına çağırdığı zaman onun kalbi sağa bakar, sola bakar, arkaya bakar, öne bakar ve aziz ve celil olan Allah'a giden yönden başka bütün yönlerin kapalı olduğunu görür. Bunun üzerine nefsine, hevasına, uzuvlarına, adetine, aile efradına ve alakası bulunan daha neler varsa kafesine hitaben şöyle der. Ben kalbin nurunu gördüm. Onunla ünsiyet peyda ettim. O aziz ve celil olan Rabbimden geliyor. İşte ben hemen ona gidiyorum. Eğer avdet mümkün olursa size gelirim. Bunları söyledikten sonra dünyaya ve ondakilere, bütün sebeplere, bütün heva ve heveslere veda eder. Bütün varlıklara veda eder. Sonradan var olan, yani ezeli ve ebedi olan Allah'ın haricinde her şeye veda eder. Ve yaratana doğru gitmek üzere yola çıkar. Şüphesiz aziz ve celil olan Allah onun aile efradının ihtiyaçlarını görür. Kendilerine yardım eder. Bütün sebepleri onların ihtiyaçlarının karşılanması için vesile kılar. Bazı şeylerin Allah'a uzak olan kişilerden ve onun gazabına uğrayanlardan gizlenmesi caizdir. Allah'a yakın olanlarla onu sevenlerden gizlenmesi ise caiz değildir. Bu gizli tutma işi
hem ekseriyetle yapılır. Biraz önce vasıflarını anlattığımız kalp, kemale erdiği ve günah kirlerinden iyice arındığı zaman, altı cihetten birden Hakk'ın nidasını işitir. Bütün peygamberlerin, resullerin, sadıkların ve velilerin nidalarını işitir. İşte bu anda o Allah'a yakınlık kesbeder. Bu mertebede onun yaşaması demek, Allah'a yakınlığı demektir. Ölümü de Allah'a uzak oluşu demektir. Eğer Allah'a uzak kalırsa işte o dem kendisini ölmüş kabul eder. Ancak Allah'a münacat halinde hoşnut olur. Allah'a münacat halinde kendisini her şeyden müstahni hisseder. Ancak Allah'a münacat halinde kanaat olur. Bu mertebede dünyanın elinden gitmesine hiç aldırış etmez. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa ve dünyevi emellerden mahrumiyete asla aldırmaz. Mürid, taat ve ibadet hallerinde hoşnutluk duyar. Allah tarafından murad edilen arif ise yalnız Allah'a yakınlık halinden hoşnutluk duyar. Ey yapmacık suni hareketlerden öte geçemeyen kişi, bu anlattıklarım öyle şeylerdir ki sen onlardan çok uzaklardasın. Bu iş gündüz oruç tutup gece namaz kılmakla olmaz. Nefs, heva, kötü tabiat, cehalet ve kalpte Allah'tan gayri şeylerin sevgisi var oldukça sırf kaba elbiseler giymek ve değersiz yemekler yemekle olmaz. Bunlarla hiçbir şey olmaz. Yazık sana, ihlaslı ol. Halen içinde bulunduğun yapmacık halden kurtul. Samimi ve ihlaslı hale geç. Hakkı tasdik et. İşte o zaman Hakk'a ulaştırılır, himmetine yaklaştırılır ve yüceltilirsin. Teslim ol. İşte o zaman selamete kavuşturursun. Allah'ın takdir hükmüne uy. İşte o zaman muvaffakiyete ulaştırılırsın. Allah'ın takdirine razı ol. İşte o zaman senden de razı olur. Sen hak yola girmekte acele et. İşte o zaman İzzet ve Celal sahibi Hak da senin için tamamdır. Allah'ım sen dünyada da ahirette de işlerimize yardım et. Bizi nefslerimizin eline de, diğer insanlardan herhangi birinin eline de bırakma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden rivayet edilen bir hadiste şöyle buyururlar. Aziz ve celil olan Allah Cebrail aleyhisselama hitaben buyurur ki, ey Cebrail, falan kişiyi uyut, falan kişiyi de uyanık tut. Bu kudsi hadis iki şekilde açıklanabilir. Birinci açıklamaya göre şanı mübarek ve yüce olan Allah sanki şöyle buyuruyor. Ey Cebrail, muhip seven filan kişiyi uyanık tut. Mahbub sevilen falan kişiyi de uyut. O filan kişi beni sevdiğini, yani benim muhibbim olduğunu iddia ediyor. Bu durumda onun hesabını nihayete erdirmem ve kendisini ayakta tutmam gerek. Ta ki benden başkasıyla olan beraberlik evrakı ortadan kalksın. Bu hesap işi bitinceye kadar onun ayakta durması, yani uyumaması gerek. Binaenaleyh onu uyutma ve ayakta tut. Ta ki iddiasının delili ortaya çıksın. Bana olan sevgisi tahakkuk etsin. Sübut bulsun. Falan kişiyi de uyut. Zira o mahbub sevgilidir. O uzun müddet meşakkat çekti. Onun nazarında benden başka bir şeyin kalıntısı dahi yoktur. Ben onun sevgisini kendime mal ettim. Onun iddiası ve davasının delilleri tahakkuk etmiş, sübut bulmuş. Benim ahdime olan vefası kesinlik kazanmıştır. Şimdi ise sıra bana gelmiştir. Şimdi de onun ahdine benim vefa göstermem gerekir. Şu anda o bir misafirdir. Misafire ise iş gördürülmez, meşakkat verilmez, angarya yüklenmez. Binaenaleyh onu lütuf hicremde uyutacağım. Fazl-kerem soframda oturtacağım.
yakınlığımı bahşederek onunla ünsiyet edeceğim. Kendimin gayrinden onu uzak tutacağım. Zira şüphe yok ki onun bana olan sevgisi tahakkuk etmiş, kesinlik kazanmıştır. Sevgi tahakkuk edip kesinlik kazanınca ise teklif zail olur, düşer. Hadisin birinci izahı böyledir. İkinci izahı ise şu şekildedir. Cenab-ı Hak sanki buyuruyor ki, ey Cebrail, falan kişiyi uyut. Zira onun sesini duymaktan haz etmiyorum. Filan kişiyi ise uyanık tut. Zira onun sesini işitmekten zevk alıyor. Seven ancak Allah'ın gayri şeylerden kalbini temizlediği zaman sevgili olabilir. Mahbub mertebesine ulaşabilir. Henüz muhip seven mertebesinde bulunan kişinin tevhidi, tevekkülü, imanı, katı ve sarsılmaz inancı ve marifetullahı tamamlandığı zaman o mahbub, yani Allah tarafından sevilen kul mertebesine erişir. İşte o anda onun üzerinden bütün sıkıntılar, meşakkatler ve bedbahtlıklar gider, rahata kavuşur. Bu hususu bir misalle açıklayalım. Mesela öyle bir kişi farz edelim ki kendisinden uzak diyarlarda bulunan ulu bir hakana sevgi, muhabbet beslemiş olsun. Nihayet bir gün bu şiddetli sevginin neticesi ona ulaşmak maksadıyla yollara düşsün. Gece gündüz demeden, açlık susuzluk dinlemeden, yolculuğun bütün meşakkat ve sıkıntılarına katlanarak yol alsın. Sonunda Hakan'ın ülkesine varsın, sarayına yaklaşsın. Bu arada kendisinin halini Hakan'a arz etsinler. O da hemen has hizmetçilerini göndererek misafirini karşılasın. Has hizmetçiler onu alsınlar, yıkasınlar. Güzel elbiseler giydirsinler. Güzel kokular sürsünler ve Hakan'ın huzuruna çıkarsınlar. Hakan onu kabul etsin, yanına otursun. Kendisiyle konuşsun, hal hatır sorsun. Her türlü izzet ikramda bulunsun ve onu kendisine en iyi yoldaş, sevgili kabul etsin. Şimdi bu durumda o kişi için artık bir korku, bir yorgunluk ve bir sıkıntı kalır mı? Yahut kendi ülkesine geri dönmek ister mi? Oradan ayrılmayı nasıl düşünsün ki? O artık o Hakan'ın yanına rahatça yerleşmiştir. Emniyet, güven ve huzur içindedir. İşte şu kalpte izzet ve celal sahibi Hakk'a ulaştığı zaman onun yakınlığı ve münacatı ile orada mekan tutar. Onun yanında emniyet, güven ve huzur içinde olur. Dolayısıyla onu bırakıp bir başkasına gitmeyi asla istemez. Kalbin bu mertebeye ulaşması farzları eda etmek de olur. Haramlara karşı, heva ve heveslere karşı sabretmek de olur. Haramlardan, heva ve heveslerden kaçınmakla ve yalnız helal ve mübah şeylerle iktifa etmekle olur. Bu mertebeye heva ve hevesler içinde, nefsani arzuların tatmini peşinde ve Allah'tan gayri şeylerin sevgisiyle haşir neşir halinde asla ulaşılamaz. Bu mertebeye ileri derecede bir takva, kamil derecede bir züht ile ulaşılır. İleri derecede takva ve kamil derecede zühdün başlıca hususiyetleri şunlardır. 1. Kalbi masivadan, yani Allah'ın gayri şeylerin sevgisinden temizlemek. 2. Nefse muhalefet etmek, nefsin istek ve arzularına karşı çıkmak. 3. Hevai istek ve arzulara karşı çıkmak. 4. Şeytana karşı çıkmak. Şeytanın vesveselerine aldanmamak. 5. Allah'tan gayri şeylere dayanıp güvenmekten kalbi temizlemek. 6. Onun nazarında insanlar tarafından övülmekte, kötülenmekte, bahşedilmekte, mani olunmakta aynı değerde olmak. Bu işin başı La ilahe illallah ile, yani Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet etmekle başlar. Sonu da Allah'ın rızasının dışında her şeyin onun nazarında aynı değeri taşıdığı inancına ermekle biter.
Kimin kalbi menfi duygu, temayül ve ihtiraslardan temizlenir ve aziz ve celil olan Rabbine erişirse, onun nazarında mücevher ile adi taş, medh ile zem, hastalık haliyle sıhhat hali, zenginlikle fakirlik, ikbal haliyle ikbalden mahrumiyet hali müsavidir. Kim ki bu mertebeye gelirse onun nefsi ölür. Heva ve hevesler ölür. Kötü tabiatının ateşleri söner. Şeytanın zelil ve hakir olur. Onun kalbinde dünya ile ehli dünya değersiz hale gelir. Ahiret düşüncesi, hak ve hakikat düşüncesi, hak ve hakikat erbabı değerli hale gelir. Fakat önceleri bu durumdayken daha sonraları ahiret duygusundan da sıyrılır. Yalnızca aziz ve celil olan Mevlasına yönelir. Halkın arasında bu kişinin kalbi için geniş bir yol bulunur. O bu yoldan geçer, hakka ulaşır. Halk o geçerken sağa sola çekilir. Aralanırlar, ona yol açarlar. Onun sıdkının ateşinden ve özünün heybetinden kaçışırlar. Kim ki bu noktaya gelirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoyamaz. Bayrağı indirilemez. Askeri mağlup edilemez. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhidin kılıcı köreltilemez. İhlas adımları yorulmaz. İçi hiç zorlaşmaz. Önünde kapalı hiçbir kapı kalmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur. Bütün yönler açılır. Önünde hiçbir şey duramaz. Hiçbir engel duramaz. Ta o varıp Rabbinin huzurunda duruncaya kadar. Rabbinin huzuruna vardığı an o da ona lütfeder. İkramlarda bulunur. Onu kendi hücresinde uyutur. Lütuf ve fazlından yedirir. Ünsiyet şarabından içirir. İşte bu anda o mümin hiçbir gözün görmedi, hiçbir kulağın işitmedi ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen harikuladelikleri görür. Artık vuslata ermiştir. Bu kulun tekrar halk arasına dönüşü onların hidayet sebebidir. Allah'a yöneliş sebebidir. O kendi ulaşmış bulunduğu mertebenin bereketiyle diğer insanlara feyiz saçar, rehberlik ve hidayet öncülüğü eder. Yerine göre halkın tepesinde bir tokmak olur. Hak olanla batıl olanı birbirinden ayırt eder. Onları aziz ve celil olan Allah'ın kapısına götürmek için bir sefir, bir kılavuz. İşte bu anda o göklerin melekutunda büyük kişi olarak çağrılır. Bütün ahali onun kalbinin ayakları altında toplanır ve onun gölgesinde gölgelenir. Sen ey samimi olmayan, ihlasa eremeyen ve lüzumsuz fuzuli şeylerle ömür tüketen kişi, hezeyanlar savurup durma. Sen kendinde bulunmayan hasetlere sahip olduğunu iddia ediyorsun. Senin sahip bulunduğunu iddia ettiğin o hasetlerden hiçbiri sende yok. Nefsin seni çepeçevre kuşatmış, istila etmiş. Senin kalbin insanlarla, dünya ve dünyalık hırslarıyla dopdolu. Bunların kafesi senin kalbin. Dünya ile insanların senin kalbindeki değeri Allah'tan daha büyük, Allah sevgisi onların sevgisinden daha küçük. Sen Allah dostlarının hududunun da topluluğunun da haricindesin. Eğer benim işaret ettiğim mertebeye ulaşmak istersen kalbini Allah'ın gayri varlıkların kafesinden temizlemeye bak. Allah'ın emirlerine itaat et. Emrettiklerini yap, nehyettiklerinden de sakın. Kaderin getireceklerine de sabret. İtirazda bulunma. Dünya sevgisini kalbinden çıkar. Ondan sonra bana gel. Ta ki seninle konuşayım. Daha ötesinde haber vereyim. Eğer bu dediklerimi yaparsan istediğin olur. Bir mertebeye gelebilirsin. Fakat benim dediklerimi yapmadan kuru bir takım iddialarda bulunmak sırf bir ezeyandır. Vah sana. Elinden bir lokma çıkacak olsa canın gidiyor. Fakir düşmekten korkuyorsun. Yahut malına bir zarar gelse kıyameti koparıyor. Kadere lanetler yağdırıyorsun. Hırsını alabilmek için de zevcene ve çocuklarına bağırıp çağırıyor, onları dövüyorsun. Dinine, imanına
ve peygamberine sövüyoruz. Eğer gaflet uykusundan uyanmış, nefs murakabesi yapabilen ve aklı selim sahibi bir kişi olsaydın, aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda dilsiz olur, senin hakkındaki bütün fiillerini birer nimet ve Allah'ın sana bir bakışı olarak görür. Allah'ın fiilleri karşısında teslimiyetle durup onunla çekişmediğin, nimetlerine şükredip kusur araştırmadığın, kadere rıza gösterip kızmadığın ve maruz kıldığın sıkıntılar karşısında sükût edip şikayetçi olmadığın zaman sana şöyle denir: Allah kuluna kâfi değil. Zümer suresi 36. ayet. Ey aceleci, sabret. Muhakkak ki o takdirde temiz olanı kolayca yiyeceksin. Sen aziz ve celil olan Allah'ı tanımıyor, bilmiyorsun. Eğer tanımış olsaydın başkalarına ondan şikayetçi olmazdın. Eğer onu tanımış olsaydın huzurunda dilsiz olur, ondan istekte bulunmaz ve dünyalık istemek maksadıyla gözlerini hep ona çevirmezdin. Bilakis ona uyar ve fiilleri karşısında sadece sabrederdin. Aklı selim sahibi ol ki her fiil ve maslahatın tezkiyesine muhtaç olmayasın. Şanı mübarek ve yüce olan Allah nasıl bir amel işleyeceğini bizzat sana göstermek için seni dener, imtihan eder. Onun vaadine güvenip güvenmediğini bizzat sana göstermek için seni sınamaya tabi tutar. Onun seni daima gördüğünü ve her işlediğinden haberdar olduğunu bilip bilmediğini sana göstermek için seni dener. Bilmez misin ki zembilini alıp hükümdarın sarayına dalan ve kendisine birçok şeyler verilmesini talep eden emek sahibinin bu hareketi sefihlik, harislik ve açgözlülük olarak kabul edilir. Hoş karşılanmaz ve derhal saraydan dışarı atılır. İstekleri de yerine getirilmez. Müminin kalbinde hırs, açgözlülük ve dünyalık isteme arzusu bulundukça ve Allah'tan gayri korktuğu ve menfaat beklediği bir başkası var oldukça onun imanı kemal bulmaz. Mümin imanının kemale doğru yol alması için şunları yapmalıdır. 1. Dinin gerek esasları ve gerekse teferruatı üzerinde daimi bir tefekkür içinde bulunmalı. 2. Peygamberlerin, resullerin ve salihlerin hallerini düşünmeli. Aziz ve celil olan Hakk'ın onları düşmanların elinden nasıl kurtardığı, düşmanlarına karşı kendilerine nasıl yardım ettiği ve işlerinde onlara nasıl genişlikler ve çıkış yolları verdiği üzerinde durmalı. Bütün bunlar üzerinde esaslı bir tefekkür ile hakiki tevekkül tahakkuk eder. Dünya ve dünya sevgisi kalpten silinir. Cinler, insanlar, melekler ve bütün varlıklar unutulur. Yalnız ve yalnız aziz ve celil olan Allah hatırlanır. Bu durumdaki bir kalbin sahibi o hallere gelir ki onun nazarında 1. Sanki ondan başka hiçbir şey yaratılmamıştır. 2. Sanki Allah'ın emirlerini yerine getirmeye memur yalnız odur, diğer insanlar bununla memur değildir. 3. Sanki dinin yasakları yalnız ona şamildir, diğer insanlara şamil değildir. Sanki nimetlere yalnız o gark edilmiştir, diğerleri gark edilmemiştir. 4. Sanki bütün teklifler onun özünün ve kalbinin omuzlarındadır. Çeşitli türlerdeki mükellefiyetleri adeta dağlar gibi yığılmış halde teklif edenden bir risaleler külliyesi olarak görür. Kulluğun ve taatin hakikatine ulaşılmayan kişi onları yüklenir. İnsanlar için, insanların kurtuluş ve hidayeti için yüklenir. Allah için yüklenir. İnsanlara tabip olur. Hidayet ve kurtuluş tabibi olur. Aziz ve celil olan Allah da onun tabibi olur. Halkın Allah'a açılan kapısı olur. Allah ile kullar arasında sefir olur, elçi olur. Allah'a giden yolda insanların kendisiyle aydınlanabileceği bir güneş olur. Halkın yiyeceği olur, içeceği olur. Halka faydalı olabilmek maksadıyla hep onların arasında bulunur. Sahip bulunduğu bütün nimetleri onların işleri ve iyiliği uğrunda harcayır. Kendisini ise unutur.
kendisinden de ne nefs kalır, ne de kötü tabiat, ne de heva heves. Yemeği, içmeyi ve giymeyi unutur, kendisini tamamen unutur. Rabbinin kullarını ise onlara faydalı olabilme ümidiyle hiçbir an ve asla unutmaz. Kalbi hep aziz ve celil olan Rab ile beraberdir. Orada ne kendi nefsine ne de diğer varlıklara yer yoktur. Zahirde ise yine kendisini de unutur. Fakat Allah'ın kullarını asla unutmaz. Onların dertleri, işleri ve ihtiyaçları ile daima alakalanır. Bütün istekleri halka faydalı olur. Kendini izzet ve celal sahibi Rabbinin hüküm eline teslim etmiştir. O yönden tamamen endişesiz bir haldedir. Bu anlattıklarımız halkı Allah'ın kapısına götürmek isteyenlerin vasıflarıdır. Ey boş işlerle iştigal eden kişi! Sen bir heveskarsın. Allah'ı bilmiyorsun. Onun Resullerini bilmiyorsun. Veli ermiş kullarını bilmiyor, tanımıyorsun. Kullarının seçkinlerini bilmiyor, tanımıyorsun. Zühd ve takva sahibi olduğunu iddia ediyorsun. Halbuki dünyaya ve dünyevi heves ve emellere son derece rağbet ediyor, bağlanıyorsun. Senin zühd ve takvan ayakları bulamayan bir kötürümdür. Senin bütün hevesin, rağbetin, hırsın ve alakan dünya ve insanlar üzerine, aziz ve celil olan Rabbine ise hiç rağbet ve alakan yok. Bu söylediklerimi iyi tut. Benim önüme gel, diz çök. Yalnız hüsnü zanla ve hüsnü edeple gel. Ta ki seni aziz ve celil olan Rabbine götüreyim. Ona giden yolda sana rehberlik edeyim. Ona giden yolu sana öğreteyim. Üzerindeki kibir elbisesini çıkar, tevazu elbisesini giy. Kendini hakir gör ki aziz olasın. Tevazu göster ki yükselesin. İçinde ve üzerinde bulunduğun şeylerin kafesi bir hevesten ibaret. Aziz ve celil olan Allah o hevese asla itibar etmez, bakmaz. Şu hususu iyi bilmelisin ki bu yüce mertebeler bedeni amellerle elde edilemez. Bilakis önce kalbi amellerin, sonra da bedeni amellerin varlığı ile elde edilirler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı: Zühd buradadır, takva buradadır, ihlas buradadır. Allah'ın Resulü bu sözleri söylerken hep göğsünü işaret etmekteydi. Kim ki kurtuluş, felah isterse mürşid şeyhlerin ayaklarının tozu toprağı olsun. Bu şeyhlerin hususiyetleri nelerdir? Onlar dünyevi menfaatlere asla iltifat etmezler. İnsanlara dayanıp güvenmezler. Yalnız Allah'a dayanırlar, Allah'a güvenirler. Dünyaya da insanlara da adeta veda etmişlerdir. Arşın altından yerin dibine kadar her türlü menfaat, endişe ve duygularına veda etmişlerdir. Onlar Allah'tan gayri her şeye veda etmişlerdir. Hem de bir daha dönmemek üzere veda etmişlerdir. Onlar kendilerini de, diğer varlıkları da kalplerinden silip atmışlardır. Bu hallerinde aziz ve celil olan Rableriyle beraberdirler. İnsanlarla ve diğer varlıklarla olan münasebet ve alakaları ise şeklidir, zahirdir. Kalbi ve ruhi değildir. Allah sevgisine talip olan kişi kendi nefsinden geçmelidir. Ortada kendi nefsi var olduğu müddetçe Allah sevgisine talip olan kişi bir heves ve hezeyan içinde olmaktan öteye geçemez. Zoraki ve yapmacık zahitlik ve abidlik taslayanların çoğu kulun kullarıdır. Allah'ın kulları ile Allah'a şirk koşmaktadırlar. Çünkü abidlik ve zahitlik görünüşü içinde bulunmalarına rağmen İçlerindeki nefs ve diğer insanlara olan alaka capcanlı durmaktadır. Sebepler üzerinde konuşmayınız. Sebepler üzerinde durmayınız. Onları Allah'a ortak gösterecek noktaya gelmeyiniz. Sebeplere dayanmayınız. Sonra müsebbibül esbab olan Allah size gazaplanır. Yaratanın, yani Allah'ın o sebeplerde tasarrufu vardır. Onları hazırlayan ve idare eden de yine Allah'tır. Aziz ve celil olan Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın
sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olanların inancı şudur ki 1. Esas itibariyle kılıç kendi tabiatının iktidası olarak kesmez. Bilakis kesme işini onun vasıtasıyla yapan bizzat Allah'tır. 2. Ateş kendi tabiatının iktizası olarak yakmaz. Bilakis yakma işini onun vasıtasıyla yapan bizzat Allah'tır. 3. Yiyecekler kendi tabiatlarının iktizası olarak doyurmazlar. Bilakis doyurma işini onlar vasıtasıyla yapan bizzat Allah'tır. 4. Su, susuzluğu kendi tabiatının iktizası olarak gidermez. Bilakis susuzluğunu onun vasıtasıyla gideren bizzat Allah'tır. Bütün diğer sebeplerin kafesi de böyledir. Aziz ve celil olan Allah benzeri şekilde onlarda tasarruf sahibidir. Sebepler aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda sadece bir aletten ve bir vasıtadan ibarettir. Allah onlarla dilediğini yapar. Hakikatte işi yapan yani fail Allah olduğuna göre niçin sebeplere yani alet ve vasıtalara saplanıp kalıyorsunuz? Neden bütün işlerinizde sebeplerin sebebi olan Allah'a yönelmiyorsunuz? Niçin hacetlerinizi ona bırakmıyor, ona arz etmiyorsunuz? Niçin birçok şeylere bağlanacağınıza yalnız ona bağlanmıyorsunuz? Halbuki onun işi açıktır, fiilleri ortadadır. Aklı selim sahibi hiçbir kişiye gizli değildir. Köle sopadan alır. Efendi olanı ise bir işaret kafidir. Allah'a itaat ediniz. Zira hiç şüphe yok ki o kendisine itaat edenleri aziz kılar, efendi payesine yükseltir. Allah'a isyan etmeyiniz. Zira hiç şüphe yok ki o kendisine isyan edenleri zelil kılar, zillete düşür. Yardımda, lütuftan mahrum bırakmak da onun elindedir. Dilediğini yardımıyla aziz kılar, efendi payesine yükseltir. Dilediğini de lütuftan mahrum bırakarak zelil eder, zillete düşür. Dilediğini ilimle aziz eder, efendilik payesine yükseltir. Dilediğini de cehaletle zelil eder, zillete düşür. Dilediğini kendisine yakın etmek suretiyle aziz eder, efendi payesine yükseltir. Dilediğini de kendisinden uzak ederek zelil kılar, zillete düşür. İşte bu anda